Çalkantılarla dolu 2012-13 sezonunun 80. maçı. Koç değişimi, sakatlık sorunları, savunma problemleriyle geçen sezonda şampiyonluk için kurulan kadronun playoff'a girmek için 34 yaşındaki Kobe Bryant'ın insanüstü çabasına ihtiyacı vardı. Kobe son 7 maçta 45,5 dakika ortalamayla sahada kalarak 29 sayı, 7.3 rebound, 8.4 asist ortalamaları elde etti. Lakers bu 7 maçın 6'sını kazandı. Bu maçtan 2 gün önce Portland karşısında hiç kenara gelmeden 47 sayı atan Kobe Bryant, takımını playoff'a sokmak için son kez parkede. Kobe Bryant'ın Aşil Maçı. 12 Nisan 2013 43-37 dereceli Lakers, 45-35 dereceli Warriors'a karşı. Lakers'ın playoff'a girmek için mutlak galibiyete ihtiyacı vardı. Kazanmak her şeyden önce gelir. Bu konuda gri alan yoktur. Hem de hiç. 3 games remaining and destiny in the Laker hands to get back into the playoffs where they usually do well. I warm up so always just kind of doing a mental check of my body. Like, what's tight? What's... My body felt a little stiff. He's got 4 seconds on the shot clock. He spins, turns, fall away, short. I remember getting loosed up, getting going, and then finally in the game, kind of working myself into a lather. My body felt good. Kobe ilk sayısını maçın ikinci çeyreğinin başında buluyor. Defender waited for one with Thompson. Kobe Bryant does not have a point. Right now. It's a tough matchup. Kobe trying to make it 2 in a row, and he does from the outside. Here he comes. Jared Jack'in Meta World Peace'e yaptığı crossover'ın intikamını Kobe Klay Thompson'dan çıkartıyor. He returned the favor on Meta. He uses his left arm and gets rid of Klay a little bit. And then all of a sudden he's all alone behind the arc and rears up and knocks it down. Üst üste isabetler hemen ardından geliyor. He was 9 for 9 in the first half. Kobe splash outside. Kobe just cool like he was one of the Warrior guards. İlk yarıda 6 üçlük isabeti bulan Stephen Curry 32 sayıyla yıldızlaştı. Toplamda da 47 sayı atacaktı Curry. Inside 10 feet and that equal to victory. Curry got it again. Does right there or off the dribble, it doesn't matter. Bryant attacking baseline and he runs into a stone wall of Festus Ezeli and he's holding his left knee. I always try to do through injuries is not think about them because when the game itself is more significant than the injury, you don't feel the injury. The injury won't get in the way because it's not important to you. Kobe ayağa kalkıp maça devam ediyor. Bu aslında 7 maçtır bacaklarına yüklenen baskının bir sonucu. Bu sekans Aşil tendonu kopmasının habercisiydi. 5 dakika sonra yine benzer bir pozisyondan sonra sekerek yürüyor Kobe. Kobe maça devam ediyor. Gary Vee is over there talking to D'Antoni. The Lakers trail it by 7, 78-71. Coming back the other way. Bryant in the lane, put it up, and in! Now all of a sudden that paint protection has gone awry. Here's Kobe going to the rim and scoring! Boy, every time the Warriors are jumping up and down, and Kobe around the back, spinning, shooting, scoring! That was some play in traffic. Another look at Kobe behind the back and then a spin move into the middle. He has shot. He's gone 32 minutes. Kobe, 3, yes! 107-104, 3-point game, 5 minutes left. Guarded by the rookie Harrison Barnes. Kobe one-on-one, isolated for the tie. He's got it, it's 107 all. The Mamba is looking like the Mamba. There's a difference between who you are and what you are. What I am when I step on that court is I become that. I am that killer snake. Vazgeçtiğiniz an, bir başkasının kazanmasına izin verdiğiniz andır. Lakers 2 sayı geride. Kobe üst üste isabetlerin ardından maçın bitimine 3 dakika kala yerde kalıyor. O anda hiç kimse Kobe'nin ağır bir sakatlık geçirdiğinin farkında değil. Aşil tendonu, bacağın baldır kaslarının büyük tendonu, ayak bileğinin arkasından topuğa tutunur. Sporcular için kariyer bitiren sakatlıkların başında geliyor. Kişiden kişiye değişse de bir seneyi bulan bir geri dönüş süreci oluyor.
Vücudun tüm ağırlığını yüklenen bu tendonun ismi Pitya kralı Peleus ve su tanrıçası Tethys'in oğlu Aşil'den geliyor. Annesi Tethys, oğlunu ölümsüzlük nehri Styx'te yıkarken elini suya değdirmemesi öğütlendiği için onu sol topuğundan tutarak suya batırmıştır. Aşil, Yunan mitolojisindeki en büyük savaşçıdır. Efsaneye göre öleceğini bildiği halde Helen'i geri almak için yapılan ve en büyük savaş kabul edilen Truva Savaşı'na adının sonsuza kadar anılması için katılmış ve Truvalı Paris tarafından sol topuğundan okla vurularak ölmüştür. Kobe Bryant hiç kenara gelmediği 7 maçın sonunda büyük savaşçı Aşil'in kaderini yaşıyor. It feels like the shock absorbers in the back of your foot are just gone. There's just nothing there. So when you walk, it's like, it feels like your calf muscle is touching the floor. I feel it rolling up the back of my calf, as if it was just kind of slipping up further and further. I remember feeling the silence. I remember feeling the fear. 35 years old, 17, 18 years in the league. Like, this could be a wrap. And that's what the silence was. This could really be a wrap for you. Aşil'ini kopardıktan sonra ilk yaptığı şeyi hatırlıyor musun? Hemen hani her şeyi falan bıraktı, bir bacağına baktı. Geliyorum, serbest atışlar attı. Niye? Abi çünkü NBA kuralları gereği serbest atışlar atmasa bir daha oyuna girecek. Onun tek derdi. Ulan şimdi ayakta bir şey var da oyuna tekrar giremeyebilirim eğer. Şu foyları bir atayım, bir baktıracağım ayağa, gireceğim tekrar. Tek derdi o yani. O da oyuna devam edemeyeceğini biliyordu ama insan iradesinin eşiğini bir kez daha aştı. Serbest atışları kullanmak üzere faul çizgisine geldi. Acı sana ne zaman durman gerektiğini söylemez. Acı kafanın içerisinde durman gerektiğini söyleyen küçük bir sestir. Gerivet'i bunun Kobe'nin en cesur anı olduğunu söylüyor. Kobe iki serbest atışı sayıya çevirdi ve Staples Center'da Lakers taraftarının alkışları eşliğinde soyunma odasına doğru yürüdü. In the locker room, on the court, around my teammates, I've always tried to be very strong and be invincible. Not be Clark Kent, but be Superman. Your family comes in, and now that is home. That's where you can be you. And I just let it go. I mean, I couldn't hold on to it anymore. You know? My family walks in. It's Vanessa and our daughters. Oh, I had tears in my eyes. I don't think I was crying yet. I was more upset. Like, this could be the end. Kobe, are you convinced that they told us probable torn Achilles? They're going to do an MRI. Are you pretty convinced that's what it is? Yeah. Players at this stage of their career, you know, they pop Achilles and, you know, the pundits say they never come back the same. So I can hear it already. It's pissing me off right now. Looking at my daughter's faces, I mean, they were genuinely afraid, right? Because they could feel something, they could feel the tension, but didn't really know exactly why. And you know, as a parent, the first thing that comes to your mind is when you see your kids afraid, you want them to not be afraid, right? You want to give them strength, you want to give them courage, you want to reassure them. And the only way I could reassure them is by telling them, hey, daddy's okay, you know, it's gonna be all right, you know, it's a little setback, but we'll be fine, right? This is what we talk about all the time. You know, you have a bump in the road, you fall, you get back up, and you go after it again. That's what we do. And so even at the time, I didn't believe it myself, I felt like it was important to say that to them because I felt they needed to hear that. And you gotta be brave in these type of situations, if not for yourself, then for your kids. Bu andan sonra ne Kobe ne Lakers için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Maçın son pozisyonunda Stephen Curry tam sağdan denediği imkansız şutu soksaydı Lakers'ın playoff hayalleri bir anda boşa gidebilirdi. Lakers bu maç ve sezonun son iki maçını kazanarak 7. sıradan playoff'a girdi. Kobe Bryant'ın insanüstü çabası sonuçsuz kalmamıştı. Lakers playoff'lara girmişti. Ancak Spurs'e 4 maçta süpürüldüler. Dwight Howard sezon sonunda sözleşme yenilemedi ve Rockets ile anlaştı. Hayatınızdaki her şeyin olumsuz olmasında bir fırsat vardır.
Tüm baskılara, mücadelelere rağmen yükselmeniz göz alıcı olur. Kobe 8 ay sonra Raptors maçıyla sahalara geri döndü. Have no fear. Mamba is here. And the other guard wears number 24. 6'6", 18th campaign from Warren Marion High School, Kobe Bryant.